Başından beri sızmışsınız. Başından beri değil de başından beri gelip gidiyordum ama bir yıldır sürekli oradayım ben. Daha önce başka bir orman gelen hafta taraflarını çok atar. Direkt o kutumda da gönderilecek. Güzel planlanmış bir hastane. Girişine poliklinikten idari yapımda hemen şu orta orta sengal. Baş ekleni kırıp. Karşıda da. Konferansı. Kolay gelsin. Gerçekten yani şaşırarak bakıyorum. Devlet finansızlığa. Sağ olun. Merhaba. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Umarım doğa yazsın. Asal fırçalar. Ben sıçtı ya, onu mutlaka aldım. Tamam. Bunu aldım. Ben de. Hep salon yapmışsınız mı? Üstünden 10 kişi geçince bir şey oluyor mu? Buyurun. Buyuralım mı? Tabii yok ya. Sayalım. Sağ olun. Alanda hastalar çok gezmeden hemen her poliklinik kasında evet şu her poliklinik biriminde şurası bir birim. Bir ön kenar alan nerede? Buradaki alan. Karşı. Karşı alta kalacağım. Hemen hemen her söz düştüğünde büyümekte ve gelişmekte olan Manisa'nın en önemli yatırımlarından biri olarak zikrettiğimiz şehir hastanemiz ve merkez efendim devlet hastanemizin inşaatlarını sabah ve akşam üzeri iki periyotta gezdik. İnşaatlarda gördüğüm performans ve inşaat kalitesi doğrusu beni hem devletim hem de Manisalılardan son derece memnun etti. Şehir hastanemiz yaklaşık 560. Merkez Efendi Devlet Hastanemizde yoğun bakımlar, müşahede yatakları vesaireyle beraber gene yaklaşık o kadar. Yuvarlak hesap söyleyebilirsek inşallah yatak kapasitemizi yaklaşık 750'den 1200 yatak kapasitesi çıkarmış olacağız. Bu iki katına yakın bir yatak kapasitesi artışı ama kazandığımız yeni fiziki mekanlar ile inşallah Manisalılara bu iki hastanede sunacağımız sağlık hizmeti bugünkü sağlık hizmet kalitesini neredeyse 3'e 4'e katlayacak. Yoğun bakım yatak sayımız artacak. Acil müdahale imkanlarımız artacak. Özellikle kroner yoğun bakım, onkoloji
hastalarına müdahale imkanlarımız şehir hastanesinde oluşturmuş bölümlerle artacak. İnşallah görebildiğim kadarıyla sözleşme bitim tarihlerine, iş programlarına uygun çalışıyor arkadaşlarımız. Yıl sonu itibariyle her iki hastaneye de teslim olmuş. Kuvvetle muhtemelde 2018'in ilk 3 ayı içerisinde tefriş ve görevlendirmelerimizi tamamlayarak Mayıs'ta hemşehrilerimizin hizmetlerine her iki hastaneye de sunmuş olacağız. Şimdiden bunun mutluluğuyla ben Mayıs'ta hemşehrilerimizi kutluyorum. Göreve başladığım ilk andan itibaren bu yatırımları yakinen takip eden Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreterliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz çalışanlarını başta yöneticiler olmak üzere yürekten kutluyorum. Sağlık Bakanlığımıza hepimiz adına şükranımı sunuyorum. Ayrıca en başta da söylediğim gibi her iki hastanede gözlemlediğim inşaat performansı ve katkısı ve doğrusu isterseniz beni mutlu etti. Şantiye Şefi arkadaşım, Merkez Efendi Devlet Hastanemizin inşaatının Şantiye Şefi yanında. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Gördüğüm kalite karşısında memnuniyetimi ifade etmem gerekiyor.